Başlık aslında ilginç bir başlık. Yani okuyan varsa başlığı. Bu çağda İslam'ı anlamaya entelektüel bir katkı olarak Cemil Meriç başlık. Yani İslam'ı anlama noktasında Cemil Meriç'in e, rolü ne olabilir ki? E, diye bazı soruların sorulacağına şüphem yok. Yani bundan yaklaşık 20 yıl önce ben de böyle bir başlık okusam... Derdim muhtemelen Cemil Meriç nere, İslam nere diye. Fakat bana göre hiç öyle değil. Ben tabii ki Cemil Meriç'i kendi serüvenim üzerinden anlatacağım aslında. Buraya iki kitap getirdim. Cemil Meriç'in iki kitabı. İşte biri onun en çok bilinen kitabı. Bütün okunması gereken kitaplar listesine girmiş kitabıdır. Bu Ülke isimli kitabı. Ee, bir başka kitap ise Jurnal 1 e, isimli. Onun Jurnal 1 ve 2 diye iki kitabı vardır. Ee, kendi kendisini ihbar eden adamın hikayesidir aslında e, jurnal kitapları. Bu Jurnal 1 e, beni en çok etkileyen kitabı budur. Zaten paramparça olmuş bir kitaptır okunmaktan defalarca okuduğum bir kitaptır. Yani İslamı anlamak noktasında bende doğurduğu sonuçla ilgili bir anı ile başlamak istiyorum. Bu kitabı ilahiyatta okurken 1990'ların yıllarında 90'lı yılların sonunda bir arkadaşım Levent isminde bir arkadaşım bana hediye etmişti. Kendisi okumak için almış. Fakat biraz karıştırdıktan sonra hoşuna gitmemiş olmalı ki kendisi okumaktan vazgeçip bana bu kitabı hediye etmişti. Ve bu kitabı hediye ederken kitabın başına şunları yazmıştı. Sözü işitip en güzeline uymanı Allah'ın doğru yola ilettiği kullardan olmanı ulul elbaptan olabilmeni dilerim. Ulul elbap bildiğiniz öz üzere işte Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabirdir. Sağduyu sahipleri, akli selim sahipleri ya da işte ilimde ileri gelen kimseler ya da Allah'tan gerçekten alimler korkar ayetindeki o Allah'tan gerçekten korkan alimleri temsil eden bir tabirdir Ülül Elbab. Sonunda ise bunların bu kitap ile pek bağlantısı yok ama neyse deyip imzasını attı, tarih düştü vesaire vesaire. Şimdi ben bu kitabı aldım ve bu kitabı okuyana kadar da neredeyse hayatında hiç kitap okumayan bir adam olarak bu kitabı elime aldım. Aslında hiç kitap okumamış birisinin Cemil Meriç'te okumaya başlaması çok tehlikeli bir şeydir. Yani basit bir şey değildir. Bir kere zaten okuyamazsınız. Yani ee, eminim birçok insan Cemil Meriç'i eline alıp okumaya başlayıp sonrasında bırakmıştır. Çünkü Cemil Meriç fikirden fikire, diyardan diyara, insandan insana bir seyyah gibi dolaşan bir arının çiçekleri dolaşıp da özlerini toplayıp bir araya getirmesi misali çiçek çiçek dolaşan bir adamdır. Yani kendisini tanımıyla kendisi işte... Ee, Türk irf irfanına kendisini adadığı mütecessis bir fikir işçisidir. Mütecessis kavramı herhalde Cemil Meriç ile beraber lügatimize girmiştir. En azından bizim neslimiz itibariyle. Tecessüs merak anlamına gelir. Mütecessis de meraklıdır ve Cemil Meriç gerçekten inanılmaz meraklı bir insandır. Ve o merakı onu zaten diyar diyar dolaştırmıştır. Fiziksel olarak olmasa bile fikirsel olarak diğer diğer dolaşmıştır. Batı'nın, Avrupa'nın bütün hikayesini neredeyse okumuştur. Paris ve Fransa üzerinden yerinde görme imkanına da kavuşmuştur. Hindistan'a Hint hiç gitmemiştir. Hint coğrafyasını hiç görmemiştir. Ama Hint'i onun kadar iyi anlatan bu ülkede belki ikinci bir kişi de yoktur kitap okumaya neredeyse yeni başlamış birisinin yani benim jurnal biri elime almam çok da makul bir şey değildi ama başladık. Ne hikmetse benim de çok ilgimi çekti. Anlamıyordum ama ilgimi çekiyordu. Bir paragrafta, bir cümlede, bir sayfada anlamını bilmediğim sayısız kelimeyle karşılaşıyordum. Yine de okumaya devam ediyordum. Aylarımı aldı şu kitabı bitirmek. Yani 4 ay falan sürdü. Ama 4 ayın sonunda altını çizmediğim satır neredeyse kalmadı. Anlamını bilmediğim kelimeleri bir araya topladığımda belki de kitabın 5'te 1'i biri, 10'da 1'ine denk geliyordu. Bu vesileyle tabii ki lügatimin fakirliğini de fark ettim. Ki Lügat ya da Kamus dediğimiz şey Cemil için namustur biliyorsunuz. Bu tanım ona aittir. Kamus namustur der Cemil Meriç. Ve bizim kamusumuz da en azından kendi zihinlerimizdeki kamusu itibariyle bizim içimizdeki Lügat'ın da ne kadar fakir olduğunu Cemil Meriç gibi bir adamı okuduğumuzda çok daha iyi anlıyoruz. Sadece... Bunun için bile olsa Cemil Meriç'in okunması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın ne kadar fakir bir düşünsel anlamda bu topraklarda yaşayan herhangi bir insanın ne kadar fakir olduğunu görebilmesi ve bu konuda kendisine ayna tutulması açısından Cemil Meriç'in satırları arasında dolaşması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendimce bu seminerde Açıkçası kendi cümlelerimden daha çok Cemil Meriç'in cümlelerine başvuracağım. Onun cümlelerini okuyacağım. Kendisini onunla ve onun kelimeleri üzerinden anlatacağım. Kitabından da, kitaplarından da bazı yerleri okuyacağım. Sonrasında genel bir değerlendirme yapıp bu İslam'ın bu çağda anlaşılması, yorumlanması noktasında e, ...entelektüel bir katkı olarak Cemil Meriç'in ne anlam ifade ettiğini vermeye çalışacağım. Önce şuradan birkaç sözüyle başlayalım. Ama şunu sorayım, hiç Cemil Meriç okumamış var mı içimizde? Evet, güzel. O zaman bu cümleler size yabancı olmayacaktır genel olarak. Gerici ilerici. Düşünce hürriyeti bu mülevves kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve düşünce namusu. Aformik bir hüslubu vardır Cemil Meriç'in. Şiir yazmamıştır. Nesir yazmıştır. Ama onun nesri denilebilir ki birçok şairin şiirinden manzum açıdan çok üstündür. Yani e, nesir yazmıştır ama aslında manzumu mensur bir şekilde yazmıştır. Bu noktada kendisine örnek aldığı e, eser nedir derseniz bence Kur'an-ı Kerimdir. Bunu da şu cümlelerinden görüyoruz. Şairler yoğurmuş dili. Düşünceyi şairler uysallaştırmış. Kur'an mensurdur. Fakat muallakayı seba şairlerini secdeye kapandıran bir nesir. Biliyorsunuz muallakayı seba şairleri vardır. Ee, Arabistan'da o dönemde şiir çok güçlüdür, kuvvetlidir. Birçok şeyde geri kalmalarına ve olmalarına rağmen şiirde çok ileridirler. Ve Kabe'nin duvarlarına şiirleri asılacak kadar değerli kabul edilen yedi şair onlara muallakayı seb'a denir. Kur'an aslında şiir değildir, manzum bir eser değildir, mensurdur. Ama o kadar güçlü bir nesirdir ki o muallakayı seb'a şairlerini dize getirmiş, secdeye kapandırmıştır. Bunu ifade eder Cemil Meriç. Tarih eserlerini iki defa oynarmış. Önce trajedi, sonra komedi olarak. Kamus ki biraz önce bahsettim. Bir milletin hafızası yani kendisi heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali tek mukaddese saygı göstermiş. Kamusa diyor. Kamusu yani sözlüğü çok önemseyen bir kişi ve zaten ...okurken devamlı lügatler eşliğinde okuyan bir kişi. Belki de yazarken bu kadar farklı dillerle beraber... ...ve yine bu kadar yerli bir şekilde yazmayı başarabilmesi bununla ilgilidir. Yani kelime hazinesi 200 ya da 300 olan, 200-300 kelimeyle konuşan... ...500-600 kelimeyle ee, anlayan bir kişinin Cemil Meriç'i okuduğu zaman... Onun başka bir gezegenin diliyle konuştuğunu düşünebilir. Halbuki o gerçekten yerli bir dildir. Çünkü Türkçe'yi onun kadar iyi bilen ve kullanan çok az insandan bahsedilebilir. Ama çok zengin bir dildir onun Türkçesi. Ki Osmanlıca içinde onun çok e, harika cümleleri, sözleri, yazıları vardır. Osmanlıca'yı çok önemser ve över. Neden? Osmanlıca 19. yüzyıla gelindiğinde 1 milyon kelimelik bir dile ulaşarak dünyanın belki de her alanda kullanılmış kullanışa elverişlik noktasında en iyi dili haline gelmiştir. Yani biz 1928 yılında harf devrimi yaptığımızda dünyanın belki de o dönemdeki en iyi olgunlaşmış dilini attık bir kenara ve onun yerine çok kısır kısırlaştırılmış. Aslında kısır değildir. Yani Türkçe dediğiniz şey Osmanlıcadır. Ama o alfabe değişikliğiyle sizin hem zihin dünyanız, düşünce dünyanız hem de düş dünyanız fakirleşmiştir. Cemil Meriç ise o Osmanlı'nın yıkılmadığı zamanlarda dünyaya gözlerini açmış, Hatay'da dünyaya gözlerini açmış bir Fransız toprağı olarak ifade edecek bir dünyada düşman bir hakimiyet, düşman bir dünyada kendisi o şekilde ifade ediyor. Yaşamış ve de kendi birikimini tezatların içerisinde inşa etmiş bir kişidir. Yani onun çocukluğu tam anlamıyla tezatların içinde geçmiştir. Ve adeta o tezat aslında bütün hayatına hakimdir. Ona bakanlar da o tezatla bakarlar bu yüzden. Ne sağ, görüş itibariyle sağ tam anlamıyla benimser Cemil Meriç'i ne de sol. Sağ da sever, sol da sever. Ama sağ da düşmandır, sol da düşmandır. Biraz Ali Şeriyeti'ye benzer bir konuda. Ali Şeriyeti İranlıdır biliyorsunuz. Şiidir aslında. Ama Safevi Şiiliğini şiddetle eleştirir. Ve İran'da hakim olan Şiilik de Safevi Şiiliğidir. Bu yüzden Şiiler genel olarak Ali Şeriyeti'yi Sünni olarak suçlarlar. Fakat Sünnileri Ali Şeriyeti'nin herhangi bir kitabını verin okusunlar. Sünnilerin çoğu da onu Şiilikle suçlar. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamama hikayesi Ali Şeriyeti'de de Cemil Meriç'te de kendisini çok güçlü bir şekilde gösterir ki Cemil Meriç Birçok büyük adamı, birçok ulu kişiyi anlatırken dostu olarak anlatmıştır. Bir yerde Alişeriyeti'den de bahseder ve Alişeriyeti için "çok geç tanıdığım dostum" diye ifade eder. Halbuki kendisini hiç tanımamıştır, görmemiştir. Yani Machiavelli'den bahsederken de, Taciavelli'den bahsederken de İbn Haldun'dan bahsederken de Farabi'den bahsederken de bir dostundan bahsediyormuş gibi bahseder. O derece yakınlık hisseder. Neden? Çünkü hayatını kitaplarda geçirmiş bir adamdır o. Hayatı kütüphanelerde geçmiş bir adamdır. Ve zaten insanlara kütüphanenize dönün der çoğunlukla. Ha neden hayatı kitaplarda geçmiş bir adamdır? İşte çocukluk dönemi bu noktada çok önemli. Hatay'daki o tezatın, o paradoksun içerisindeki hayatı onu bir çıkmaza götürdüğü için o çıkmazdan bir çıkış için kitaplara sarmıştır. Kitaplara kaçmıştır yani. Neden? Çünkü kitaplarda çok zengin bir dünya vardır. Yani bu realite dediğimiz, real dediğimiz ve bizi gerçekten esarete mahkum eden dünya ile kıyasladığınızda kitaplar düş ve düşünce dünyasının bütün renkleriyle bezenmiş olağanüstü bir armoniyi ifade eder. Ve Cemil Meriç de o dünyaya kaçmıştır. İnsanlara da o dünyayı tavsiye eder. Hem zorunluluktan kaçmıştır, tadına baktıktan sonra da o tattan hiçbir zaman vazgeçemeyeceğini anlamış ve de o kaçtığı yerde sabit kalmıştır. Çünkü orayı çok sevmiştir. Çünkü orası hele ki bir de gözleri kör olduktan sonra yani 38 yaşından sonra onun düşünce dünyasından başka neredeyse hiçbir seçeneği kalmamıştır. Çünkü real dünyada artık o bir kusurludur. Ve acılarını da dev aynasında gören bir kişidir ama. Bu yönüyle de sanatçı denilebilir çok rahatlıkla. Çünkü abartma dediğimiz şeyi çok iyi yapar. Baktığınız zaman Cemil Meriç'in eserlerinde bunu Nazım Hikmet'i yazarken de görürsünüz. İsmet Özel'i yazarken de görürsünüz. Necmettin Erbakan'ı yazarken de görürsünüz. Övdüğünü dehşet bir şekilde över. Yerdiğini de magmaya kadar yerin dibine sokar. Böyle bir dili var. Aşırı bir dili var hakikaten. Ama bu onun üslubudur ve onda çok güzel durur. Çünkü derindir. Yani yüzeysel satıhta değildir. Satıhtan asla konuşmaz. Yüzeyden konuştuğu zamanlarda bile derinlerden konuşur. Çünkü o kadar derindir. O anlamda Cemil Meriç'i bu düşünceler üzerinden okumak, ona yaklaşmak gerekir. Bu yönünü bilmediğinizde ve kendinizi cemil meriçe gerçekten bütün varlığınızda ve çıplaklığınızda açmadığınızda cemil meriçte kapılarını size asla açmaz. Bu yüzden birçok kişi cemil meriç okumaya başladığında bir yerden döner, vazgeçer, ilerleyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim de öyledir biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerime nasıl yaklaşırsanız Kur'an-ı Kerim size o şekilde cevap verir. Eğer siz İnkarınızı arttırmak için Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırsanız Kur'an inkarınızı arttırır. Ki bunu biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in kendisi söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e iyi niyetle yaklaşırsanız Kur'an size bütün hazinelerini açar. Çapınız kadar alırsınız ama olsun o sonuna kadar açar siz hak ettiğiniz kadar alırsınız. Üstüp sahibi insanlar için de geçerlidir bu. Üstüp sahibi insanların da üstüplerine alışana kadar onu gerçekten hazmedip içselleştirene kadar o hazinelerini size açmaz. Bir yabancısınızdır onun için ve bir yabancı kalırsınız her zaman. Halbuki yerli olmanız gerekir. İçeriden ve içten olmanız gerekir. Bunun için de sizin ön yargılarınızı bırakıp Cemil Meriç'e ya da gerçekten üstüp sahibi kişilere diline ya da düşüncesine bakmadan yaklaşmanız gerekir. Sağ ve sol kavramlarını çok kullanır. Ama onların iç yüzünü ortaya koymak için kullanır. Şunu der mesela, sağ ve sol. Çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit. Evet. Bakın. Yani birileri sağ olarak kendisini tanımlar bu ülkede, birileri sol olarak kendisini tanımlar. Sağ bu anlamda baktığınızda aslında biraz eziktir. Şundan dolayı sağ olarak tanımlar ama ne olarak tanımladığından habersizdir. Çünkü bizde aslında sağın yeri yoktur. Çünkü sağ da solda bize ait değildir. Sağın İngiltere'de yeri vardır mesela. Muhafazakar demokratlar sağdır. Çünkü onlar Hristiyanlık noktasında kendilerini dine yakın hissederler. Ama sol vardır bir de. İşçi Partisi genelde onları temsil eder. Onlar da dinle mesafildirler. Yani sağda solda batıda Avrupa'da gerçek karşılığını bulur. Ama bizde ikisinin de karşılığı yoktur. Çünkü ikisi de yabancıdır. Ve Cemil Meriç çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit diyor. Ve devam ediyor. Hristiyan Avrupa'nın bu habis kelimelerinden bize ne? Bu maskeli haydutları hafızalarımızdan kovmak ve kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak her namuslu yazarın vicdan borcudur. Bakın bir Müslüman aydın, bir Müslüman entelektüel için bu cümleler ne kadar çok şey ifade ediyor. İnsanlar çünkü kendilerini bir yere koymak isterler hayatta. Tanımlamak isterler kendilerini ya da kendisini başkaları tanınmasını isterler. Çünkü ait olmak ister. Aidiyet diye bir ihtiyacı vardır içeriden insanı yakalayan. Müslümanım derken kastettiğimiz şey çok derin ve geniştir değil mi? Müslümanım derken siz sadece İstanbul Tasarım Merkezi'ni düşünerek söylemezsiniz. İstanbul'u düşünerek söylemezsiniz. Müslümanım dediğinizde Isfahan'da aklınıza gelir. Semerkant'ta, Buhara'da, Brunei de akla gelir. Kazaplanka da akla gelir. En de akla gelir. Yani yıkılmış olan bütün medeniyetler geçmişte İslam'dan bir şekilde beslenmiş, bir şekilde İslam'la yakın olmuş ya da uzak olmuş. Ama irtibatı olmuş bütün medeniyetler akla gelir. Bilirseniz mesela Madrid aklınıza gelir biliyor musunuz Müslüman'ın deyince. Çünkü Madrid'i Müslümanlar kurmuştur. Ve şu an İspanya'nın başkentidir. Barcelona akla gelir mesela. 300 yıl Müslümanlar hükmetmiştir. Ama bilirseniz. Bu anlamda bir Müslüman entelektüelin sağ ve sol kavramlarının bu şekilde tanımlandığı bir bakış açısına bu topraklarda yaşıyorsa ziyadesiyle ihtiyacı vardır. Çünkü bu çağın düşüncesi sağ ve sol kavgası üzerinden şekillendi. Ve biz Müslümanlar olarak da bu kavganın içindeki dünyaya doğduk. Ve bir şekilde etkilendik. Bir şekilde bunlar üzerinden baktık. Bunlar üzerinden yaklaştık. Halbuki hiçbir zaman ne sağdı Müslüman bu topraklarda ne sağ. Hiçbir zamanda olmayacak zaten. Ama kalıpların içinde düşünmeye ihtiyacı vardır bir insanın. Hep o aidiyet duygusuyla ilgilidir. Ve bir şekilde size bu yapıştırılır ya da yakıştırılır. Siz de bunu benimsersiniz. Benimsemeseniz bile eğer yoğun bir saldırı altındaysanız bununla ilgili benimsemek zorunda kalırsınız. Bu anlamda bu çağın dilini ortaya koyan, bu çağın idrakinden bizi haberdar eden bütün isimlerin İslam'a katkısı, İslam'ın anlaşılmasına katkısı vardır bana göre. Bu anlamda Cemil Meriç'in de çok büyük bir katkısı var. En azından benim açımdan o arkadaşın yani Ülül elbaptan olman dileğiyle işte sözü duyup onun güzeline uyman dileğimle ama bu kitabın bunlarla alakası yok aslında demesine karşın benim İslam'a yaklaşımım, İslamı anlamam, Müslümanca bir duruş, duyuş ve düşünüş serüveninin içerisine girmem diyebilirim ki Cemil Meriçle olmuştur. Cemil Meriç'ten önce mesela Gazali'nin kimya isadetini karıştırmıştım biraz ama Cemil Meriç kadar etki etmemişti bana. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimya isadet muhteşem şeyler söylüyor. Yani ihiay ulumiddin'in biliyorsunuz muhtasarıdır ve çok özel bir eserdir. Gazali de şu ana kadar neredeyse hiç anlaşılmamış bir isimdir. Bugün Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da artık şu söylenmeye başlandı. Biz de papağan gibi muhtemelen önümüzdeki zamanlarda bunu dillendireceğiz yine. Ama Türkiye'de bazı insanlar var, güzel insanlar. Çabalıyorlar Gazali bizimdir demeye. İhsan Fazlıoğlu mesela onlardan biridir. Neyi sahiplenmeye çalışıyoruz? Gazali'yi. Niçin? Avrupalılar bizden önce sahiplenmesinler diye. Çünkü Gazali için şu denmeye başladı artık. Descartes'in kurduğu söylenilen modern düşünceyi aslında Gazali'nin kurduğu. Yani analitik düşünce denilen o düşünce sistemini, o kurguyu Gazali Descartes'tan yüzyıllar önce zaten insanoğluna öğretmişti. Ve şu an sahiplenmeye çalışıyoruz. Mesela İbni Haldun'da çok büyük bir biliyorsunuz hata yaptık. Yani İbn Haldun Mukaddime'yi yazdı. Yazarken de şunu yazdı yalnız. Ben okuduğumda çok şaşırmıştım. Demek ki bilmek kendinden emin olmak böyle bir şey. Okuyanlar mutlaka karşılaşmıştır. İbn Haldun diyor ki mukaddimenin girişinde "Ben öyle bir ilim dalı kuruyorum ki şu an" diyor. "Yeryüzünde eşi benzeri yok." diyor. "Bunu ben kuruyorum." diyor. Bakın yaptığı şeyden o kadar emin ki Gerçekten de yaşadığı çağda kimse görmüyor bunu. Ve Avrupa neredeyse tam 500 yıl sonra keşfediyor İbni Haldun'u. İbni Haldun üzerinden de bütün dünyaya pazarlıyor mukaddimin içindeki gerçekleri. Biz de İbni Haldun'u maalesef batı üzerinden öğreniyoruz, okuyoruz. Ki Cemil Meriç İbni Haldun için çok güzel bir tabir kullanır. Kendi semasında tek yıldız der. Yani o kendisine ait bir gökyüzü olan insandır. Ve o gökyüzündeki tek yıldız da odur. Evet. Devam edelim Cemil Meriç'in sözlerine. Mukaddeslerin rengine bürünen bir bukalemun kelime. Semavi kitapların şeytanı ve en tehlikelileri toprağımızda doğmayanlar. Evet. Bununla tabii ki o sağcı ve solcu ifadelerini, sağ ve sol kavramlarını kastediyor. Kelimelerin en tehlikelileri bizim topraklarımızda doğmayanlardır diyor. Sözlerine ara verelim ve bazı kısa yazılarını size okumak istiyorum. Çok ünlü bir yazısıdır bu ülkede. Gerici kim? Biliyorsunuz Müslümanlara bu topraklarda gerici denir. Hala da öyledir. Bu aslında değişmiş bir şey değildir. Çünkü bu mefhumlar da yerleşmiş olan mefhumlar ve bakış açıları kolay kolay değişecek şeyler değildir. Şekillendiği yıl kadar ister değişmesi. Lisede İmam Hatip Lisesi'ndeyken hatta ortaokul kısmındayken İzmir'de sanırım bir edebiyat hocamız vardı. Sevmediğimiz bir kadındı. Ve o kadın bize kızdığı zaman "Sizi örümcek kafalılar." derdi. Biz o zamanlar bu örümcek kafalı ne demek? Bununla neyi kastediyor anlamıyorduk. Yıllar sonra anladım. Kadın bize gerici diyormuş. Fundamental diyormuş. Elhamdülillah gericiyim derim bunu anladığım günden bugüne kadar. Ki fundamental kelime anlamı itibariyle temele, esasa bağlı anlamına gelir biliyorsunuz. Varlığını temele, esas olana dayandıran anlamına gelir. Ki bizim de temelimiz, esasımız Kur'an'dır biliyorsunuz bu anlamda kendisini Kur'an'a dayandıran bir kişiye fundamentalist deniyorsa ona elhamdülillah demekten başka hiçbir şeye düşmez. Ben de elhamdülillah gericiyim diyorum. Ve Cemil Meriç de sağ olsun beni fazlasıyla destekliyor. Canavarlarla dolu bir ormandayız. Yolumuzu hayaletler kesiyor. Tanımadığımız bir dünya bu. İthal malı mefhumların kaypak ve karanlık dünyası. Gerçek kelimelerin arkasında kayboluyor. Ne güzel tarif. Gerici bir toplumun gelişmesini sağlayacak. Hiçbir yeniliği istemeyen, her yönüyle eskiyi özleyen ve eski düzeni getirmeye çalışan kimse. Meydan Larus. Tarifin tek kusuru bu ucubenin hangi çağda hangi ülkede yaşadığını söylememesi. Söylemeyince siz bunu her çağda her istediğinize yaftalayabiliyorsunuz böylelikle. Çok önemli bir cümle. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir diyor. Ve bunu öyle bir zamanda söylüyor ki ve bu kadar muhteşem bir şekilde. Dördüncü Murat'a Süleyman devrine dön diye haykıran Koçi Bey'den Reşit Paşa'ya kadar Osman Devleti'nin bütün ıslahatçıları gerici. Dante yaşadığı çağdan iğrenir. Bakın Dante de yaşadığı çağda anlaşılmamış bir kişidir. Ve yine Dante'yi Cemil Meriç bir eserinde Öldükten 50 sene sonra İtalya'da bir tanrı olarak ayağa kaldırıldı der. Yani 50 yıl sonra anlaşılmıştır değeri. E o ölüp gitmiştir. Bakın Cemil Meriç'in değeri hala anlaşılmış falan değil. Bakmayın Cumhurbaşkanı'ndan büyük özel ödülü almasına. Cemil Meriç bu ülkede gerçekten kapısında yatıldığında, okunduğunda, delicesine okunup anlaşılmaya çalışıldığında anlaşılacak bir kişidir. Yani bizim şöyle bir özelliğimiz var. Özellikle belediyeleri ele geçirdiğimiz zamanlarda sokakların, caddelerin isimlerini değiştirirken Cemil Meriç Caddesi, Nurettin Topçu Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek, yok Sezai Karakoç gibi isimleri kullanıyoruz ama bu isimler bu şekilde yaşatılmaz. Bu da bir şeydir. Yani ben Sakarya'da Cemil Meriç Sosyal Bilimler Bilgiler Lisesi'ne seminer için gitmiştim 2 sene önce. Ve o ismi duyduğumda heyecanlanmıştım çok fazla. Cemil Meriç adına bir okul. Ve sormuştum öğrencilere ilk sorduğum şey buydu. Cemil Meriç'i ne kadar tanıyorsunuz diye. Ha bir lise öğrencisinden ne beklenebilir? Çok fazla bir şey beklenmez. Ama en azından Cemil Meriç gibi bir değerin var olduğunun bilinmesi ve bu değerin kapısının aşındırılarak o kapının çalınmasından hiç vazgeçilmemesinin bilincinin aktarılması, verilmesi lise çağındaki bir genç için fazlasıyla yeterdir. Ki bizim lisemiz, üniversitemiz değildir Cemil Meriç gibi. Cemil Meriç lisesini ifade ederken... Benim üniversitemdir der. Ve hakikaten lisedeki hocalarını anlatır eserlerinde ve lisede okuduğu kitapları. Ben bugün bu yaşımda ikinci üniversiteyi işte bitiriyorum ve o kitapların çoğunu hala okumadım. Dante yaşadığı çağdan iğrenir. Balzac eserini iki ezeli hakikatin ışığında yazar. Kilise ve krallık Dostoyevski maziye aşık. Dante gerici, Balzac gerici, Dostoyevski gerici. Gerici ilerici. Düşünce hürriyeti bu mülevves kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve düşünce namusu. Bizim bu kavramlarla vakit kaybedecek zamanımız hakikaten hiç yok. Ama kavramlar çok önemli. Yine Cemil Meriç'in özelliklerinden biridir. Kavramları, mefhumları tanımlamadan kesinlikle işe başlamaz. Konuşmaya başlamaz. Önce onları tanımlar, önce tanımlarda anlaşır, sonra konuşur. Çünkü tanımlarda anlaşmadan siz hiç kimseyle hiçbir şekilde anlaşamazsınız. Bugün yaşadığımız temel problemlerden biri odur zaten kavram kargaşası. Yani insanlar konuşuyorlar birbirleriyle. Aynı kavram üzerinden konuşuyorlar. Ama anlaşamıyorlar. Neden? Aslında o kavramın anlamında anlaşamıyorlar. Ya da onu hiç dikkate almıyorlar. Bir başka yazısı Demokrasi ve İslamiyet. Başını atlıyorum. Şimdi de İslamiyet'in devlet telakkisine bir göz atalım. Batı'da demokrasi anlayışını, demokrasinin tanımlarını veriyor başlangıçta ki biz demokrasinin ne olduğunu ve nasıl tanımlandığını az çok sanırım biliyoruz. İnsanlar doğuştan eşittirler. Yani İslam'ın gerçeğinin anlaşılması ve o gerçeğin bu çağın diline yansıtılması noktasında bu yazının önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden okuyorum. İnsanlar doğuştan eşittirler. Kullukta, fanilikte eşitlik. Ama menfi bir eşitlik bu. Sonra iman sayesinde yeni bir eşitlik kazanırlar, kardeş olurlar. Rabbin lütuflarından aynı ölçüde faydalanacaklardır. Hukuki ve müsbet bir eşitlik. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi vardır biliyorsunuz. İnananlar kardeştir diye ki bu aynı zamanda bir ayettir Kur'an-ı Kerim'den. Bu ayetin ya da hadisin birçok açıklamasını duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Eminim siz de okuyup duyduğunuzda bu hadis ve ayeti kendinizce kafanıza o kardeşlikle ilgili bir şeyler canlanacaktır. Ama bana göre inananlar kardeştir ayetinin Cevil Meriç'ten daha iyi tefsirini yapan kimse yok. Ve de sadece üç kelimeyle. Kelimeleri hiç israf etmemiş bir adamdır Cemil Meriç. O konuya çok dikkat eder. Çünkü kelimeler onun için hayattır. O yüzden bir şeyi açıklarken de asla fazla söze başvurmaz. Ki edebiyatta biliyorsunuz en iyi cümle anlamın en asgari kelime ile en güzel şekilde ifade edildiği cümledir. Yani bir cümlenin içerisinden herhangi bir kelimeyi, kelimeyi çekip attığınızda anlamın bütünlüğünün bozulmadığı cümledir. Nitekim Cemil Meriç, inananlar kardeştir. İnananlar, yani hakikati birlikte arayanlar der. Yani bizi kardeş yapan şeyin hakikati, hakikati birlikte aramamız olduğunu ifade eder. Ki bugün hakikat denilen kelime neredeyse lügatimizden çıkacak. O kadar az kullanıyor, o kadar az üzerine düşüyoruz. Kulun bütün haysiyeti mümin oluşunda. Kul mümin olunca hukuki bir hüviyet kazanır. Dilenciyi halifeye eşit kılan bir hüviyet. Evet, dilenciyi halifeye eşit kılan bir hüviyet. İslam için hürriyet felsefi değil, hukuki bir mefhum. Temeli camianın bütün fertler arasında tam bir hak eşitliği olduğu inancı. Hükmeden Allah'tır. Bu hakimiyet devredilemez. Necip Fazıl da biliyorsunuz meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır yazısına hasret bir gençlikten bahseder. Gençliğe hitabesinde. Cemil Meriş'te hükmeden Allah'tır ve bu hakimiyet devredilemez der. Allah her ulul emri otoriteyle doğrudan doğruya tecihiz eder. Emir veya sultan seçimle gelse de durum değişmez. Allah'ın dışında cismani bir otorite yoktur. Vardır demek Allah'a şerik koşmaktır. Ulul emr Allah'ın aletidir sadece. İslamiyet'te her, her türlü istibdada ahkamı Kur'aniye dışındaki her türlü keyfiliğe karşı direnmek için birçok yollar vardır. Kitap sahibi kavimler İslam'ın üstünlüğünü kabul etmek ve ona cizye ödemek şartıyla hudutlu fakat teminatı olan bir hakka layık görülürler. Bu himaye ümmetin bir civan mertliğidir. Bir nevi Misafirperverlik. Himaye edilenlerin daha az vazifeleri olduğu için hakları da daha azdır. İbadetlerine devam edebilir, kendi kanunlarını uygulayabilirler. Bütün bunları neden söylüyor? Aslında ideal bir toplum, ideal bir hukuk, ideal bir devlet anlayışını İslam üzerinden ortaya koyuyor ve İslam budur diyor. İslam'da vardır diyor. Öncesinde Batı'yı ortaya koyuyor. Batı'nın ulaşmaya çalıştığı erdemleri ortaya koymaya çalışıyor. Ulaşmaya çalışırken geldiği noktanın fotoğrafını çekiyor. Bir taraftan da İslam'da var olanı ortaya koyuyor. Yani aslında söylemeye çalıştığı şey Batı'nın erdemler, faziletler üzerinden ulaşmaya çalıştığı nokta İslam'da zaten var olan ve de gerçekleştirilmiş olan noktadır. Putperestlerin camiada yeri yoktur. Ama Müslümanlar onları da zaman zaman korumuşlardır. Her kafir ve putperest İslamiyet'i kabul eder etmez misaka dahil olur. İslam cihan şumul bir dindir. Evet yani bu dünyada Müslümanca bir bakış bu dünyayı ve bu zamanı okumak noktasında bu cümleler çok kayda değer. İslam cihan şumul bir dindir. Bütün insanlara hitap eder. Kasta tanımaz gerçek Müslümanın nazarında sosyal sınıf diye bir şey olamaz. Sosyal sınıfın olmadığı bir yerde sağ ve sol diye bir şey de yoktur. Mesela bizdeki komünistlerin, Marksistlerin en büyük handikapı budur aslında. Neden? Çünkü Marksizm ya da komünizm sosyal anlamda tabakalaştırılmış bir toplumda geçerliği olan yönetim sistemleri ya da algılayış biçimleridir. Bu batı için fazlasıyla uygundur. Çünkü sınıfı üreten batı olmuştur Avrupa toplumları. Ve bu sonradan sıçramıştır birçok noktaya. Ya da bu Hindistan için geçerli olabilir. Mesela pekala Hindistan'a Hintleri kurtuluş fikri olarak komünizm götürülseydi çok mantıklı bir şey yapılırdı. Çünkü kas sistemi var. Bir tarafta Brahmanlar var, Kişatriyalar var. Bir tarafta Paryalar var, Sudralar var. Arada uçurumlar var. Ama Müslüman bir toplumda böyle bir şey yok. O yüzden Müslüman bir topluma kurtuluş retitisi olarak komünizmi getirmek hamakattan başka bir şey değildir. Ondan da önce kendini bilmemektir. Yaşadığı toprakları, coğrafyayı, onların geçmişini, hatta bugününü. Bizde hiçbir zaman sınıf toplumu olmamıştır. Bugün hala yoktur. Tamam zenginler vardır, fakirler var, vardır ama bu bir tabakalaşma şeklinde değildir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi namazdır mesela. Sır bu yüzden namaz tek başına bütün dinlere üstün gelmesi için İslam açısından yeterlidir. Bir örnek anlatayım. Ben İstanbul'dan önce Sekirdağ'da öğretmendim. Orada bir beldede çalışıyordum çok programlı sene. O beldenin belediye başkanı bazen okula gelirdi. Bence bu sosyal tabaka, sınıflaşma insanların zihinlerinde var her şeyden önce. Yani gerçekte olmasa bile zihninizde siz eğer sınıflaşmaya kendinizi maruz bıraktıysanız o sınıftan asla kurtulamazsınız. Çünkü kendi kendinize attığınız çalımın baskısı altında inliyorsunuzdur. Ve buna bir örnek aslında anlattığım örnek. Belediye başkanı bazen okula gelirdi. Belediye başkanı okula geldiğinde öğretmenler böyle elleri önlerinde biraz elf pençe divan durumuna dönüşürler ve belediye başkanına büyük bir hürmet gösterirlerdi. Müdür de ahil, müdürün odasında olurdu belediye başkanı. Ben gördüğümde Efrahim'di ismi girerdim müdürün odasına. O, Efrahim bey hoş geldiniz. Nasılsınız der, Tokalaşır, sarılır, otururdu muhabbet ederdi. Ben inanılmaz rahattım. Benim rahatlığım nereden geliyordu? Dost falan değildik. Akrabam değildi. Nereden geliyordu biliyor musunuz? Namaz vakti beldedeki camiye gittiğimde belediye binası caminin hemen yanındaydı. Ezan okunur okunmaz Efrahim Bey camiye gider. Ben de okuldan camiye gider. Ben geç giderdim okulda cami arasında mesafe olduğu için. O da biraz geç gelirdi. Ve biz onunla farzda omuz omuza namaz kılıyorduk. Yani benim saf arkadaşım da o. Şimdi ben tutup da ona yani yapay, sonradan diyebileceğim bir hürmet gösteremem ki. Çünkü benim nazarımda o başka bir sınıfa mensup değil. Müslüman anlı seyzeyle buluşuyor. Bitti. Biz aynı sınıftanız. Bu anlamda bu anlamda bizim coğrafyamızda kesinlikle sınıf anlayışının yeri yoktur. Bu yüzden yüzdendir ki komünizm bu ülkeye getirilmeye ne kadar çalışılsa çalışılsın zaten tutmamıştır. Tutmaz. Çünkü temeli yok. Servet veya mevki ayırmaz insanları. Müslüman, Müslümana eşittir. Cevdet Paşa'nın söyleyişiyle emri taayyüşçe agniya ile fıkaranın halleri mütekarif ve müteşabihtir. Muhteşem bir dil. Ama işte anlamak için göbeğimizin çatladığı bir dil. Cemil Meriç'in söylediğini söylüyor ama ondan da muhteşem bir şekilde söylüyor. İşte biz bu dili kaybettik her şeyden önce. Ne hazindir ki bu dili kaybettik. Camiidi şerifte ise müsavatı tamme ve hürriyeti kamile vardır. Fukara ile zengin arasında bir büyük mesafe görünmez. Ve Hristiyan devletlerinde olduğu gibi tefrika ve husumet de yoktur. Binaaleyh akvamı İslamiye'de komün, sosyalist ve nihilist gibi fıruki itizaliye bulunmaz. Emr, emir Kur'an'ındır. Fıkıh bütün müminlerindir. Müminler Kur'an'ı okur, ezberler ve hareketlerini ona göre ayarlarlar. Bir hüküm vardır. Hem mülki hem dini. Hüküm yalnız Allah'ındır. Bir aracı tarafından yürütülür. Ülül emrin ne kazai ne de teşrii kuvveti vardır. Yani padişahın aslında bir kuvveti yoktur diyor. O sadece bir alettir. Bir aracıdır. Hüküm ona aittir. O bir uygulayıcıdır sadece. O kadardır. O yüzden biliyorsunuz Hazreti Ömer'in bir sarayı yoktur. Yani geldiği zaman dış devletlerin elçileri her seferinde şaşırırlar. Bir seferinde biliyorsunuz gelir. Hazreti Ömer'i sorarlar. İşte şurada bir ağacın altında dinleniyor derler. Adam gider. Bulur ağacı ve altında bir adam yatmaktadır. Şaşırır. Anlayamaz onun bir halife, bir ülül emr olduğunu. Kabul de edemez zihni. Eminin ikna da olmamıştır. Çünkü sorar. Nerede senin korumaların? Nerede senin tacın, tahtın? Yok der. Ve çok bakın, çok şey açık ve basit, yalın ya. Yok der. Gerek yoktur çünkü. Çünkü üstünlük takvadadır. Başka bir şey de değildir. Ne renkte ne güçte kudrette. Üstünlük takvadadır. Ve Müslüman bunun temsilcisidir. Ve ölül emr denilen kişi de bunun en güzide temsilcisidir. Öyle olmak zorundadır. Vatandaşlığı yapan kan ve toprak değil inanç. Ümmetin Avrupa dillerinde karşılığı yok. Bakın çok güzel bir ayrıntı bu millet kelimesinin, ulus kelimesinin bütün Avrupa dillerinde karşılığını bulursunuz. Ama dünyanın hiçbir dilinde ümmet kelimesinin karşılığı yok. Çünkü ümmet bilinci dediğimiz bilinç bizde vardır. Bu yüzden az önce Müslüman dediğinizde aynı zamanda Semerkant'ı hatırlarsınız. O mavera ün nehir gelir aklınıza. Mezopotamya gelir aklınıza. Nil nehri gelir aklınıza. Çünkü bu ümmetle ilgili bir şeydir. Çünkü bu insanla ilgili bir şeydir. Siyasi ve dini bir bağ. Kur'an hem bir ibadet kitabı hem bir anayasa. Muhatabı bütün insanlık. Demek ki İslamiyetin temel mefhumu eşitlik. Bu bir amaç değil, bir hak. Hürriyet eşitliğin bir başka adı veya görünüşü. Sınıf kabul etmeyen İmtiyaz tanımayan bir dinde kimin kime karşı hürriyeti? Bakın çok önemli bir nokta. Sınıf tanımayan bir toplumda, imtiyaz tanınmayan bir dinde kimin kime karşı hürriyeti? Yani sizin hürriyet gibi bir hak isteğine ihtiyacınız yoktur diyor Müslüman bir toplumda. Yani benim hakkım diyerek bağırmanıza gerek yoktur. Çünkü İmtiyaz diye bir şey yok. Çünkü sınıf diye bir şey yok. Çünkü siz zaten doğuştan hürsünüz ve sizin o hür oluşunuza, özgürlüğünüze hiç kimse pranga vuramaz. Batı hürriyeti bir hata işleme hakkı olarak tarif ediyor. Müslümanın böyle bir hakkı yoktur. Çünkü o ebedi hakikatin, yegane hakikatin, cihan şümül hakikatin emrindedir. Evet, İslamiyet bir kanun ve nizam hakimiyetidir. Batının gerçekleştirmeye çalıştığı eşitliği çoktan fethetmiştir. Fikir hürriyetini insanı insana saldırtan bir tecavüz silahı olarak değil, bir ikaz, bir irşat vasıtası olarak kabul etmiştir. Bakın o kadar, yani şu an biz bunları söyleyemiyoruz. Niye? Çünkü biz böyle düşünmüyoruz. Yani fikir hürriyetini insanı insana saldırtan bir tecavüz silahı olarak değil bir ikaz bir irşat vasıtası olarak kabul etmiştir. Sosyal medyaya örnek vermek durumundayım. Hatta bugün yazdım ben de sosyal medyaya. Çünkü birisinin profiline girdim, tanımadığım birisinin baktım bütün paylaşımları çok fazla beğeni alıyor. Diline dikkat ettim. Saldırgan bir dil var. Ona buna sataşıyor. Ona buna bağırıyor. Fakat bu insanlar tarafından kabul görüyor. Çok ilginç. Yine burada şey aklıma geldi. Cemil Meriç'in bir sözü. İnsanlar çığlığa koşarlar diyor. Belki de ona mı koşuyorlar bilmiyorum ama o saldırgan dil prim yapıyor. Halbuki burada diyor ki fikir hürriyeti insanı insana saldırtan bir tecavüz silahı değildir. Yani dil önemlidir. Dil insanı diğer varlıklardan üstün kılan, üstüne çıkartan bir vasıtadır. Ve bu anlamda dili kullanmak kesinlikle İslamice olmak durumundadır. O bir tecavüz silahı değildir. Kalemle kazanılamayacak hiçbir savaş yoktur diyor Cemil Meriç. Kesinlikle doğrudur. Kalem bir savaş aracı olarak kullanılabilir. Ama bu hakkın müdafası olacak şekildedir. Ve yine hakçadır. Ki İslam'ın bir kuralı aklıma geldi yine. Öldürmekle ilgili. Hani güzel öldürün diye bir kabul vardır tabir. Çok ilginçtir bu. Herhalde hiçbir dinde bunu göremezsiniz. Biraz İncil'i karıştırdıysanız zaten yani Hristiyanlıktan nefret edersiniz. Çünkü Hristiyanlıkta İncil'de katliam emri vardır mesela. Hem de canice öldürmek. Yani ve bunlar açık açık ifade edilir. İslam dininde ise öldürürken bile güzel öldürür. Neden? Karşınızdakine bir acı çektirmeyin. İki, kutsal yerler e, belirlenmiştir. Onlara asla zarar veremezsiniz. Yüze asla zarar veremezsiniz. İşkence edemezsiniz. Siz karşınızdakini öyle öldürür ya da öldürmeye kalkarsınız ki o kişiyi öldürürken bile diriltirsiniz. Ki bunun en güzel örneklerinden biri Hazreti Ali'dir biliyorsunuz. Bir savaşta düşmanı yere yatırmıştır. Tam kılıcı indirecektir. Düşman suratına tükürür. Hazreti Ali suratına tükürünce bir duraklar. Vazgeçer öldürmekten. Adam şaşırır. Hayırdır? Niye vazgeçtin? Cevap inanılmaz. Biraz önce nefsi müdafaa adına ve düşmanım olduğu için, seni Allah için öldürecektim. Ama suratıma tükürdün ve nefsimi devreye soktun. Şu an eğer seni öldürürsem işin içine nefsimi karıştırırım da katil olarak hayatıma devam ederim. Katil olmaktan korktum der. Adam bunu duyunca pes der. Yani sana bu bilinci kazandıran dinin mi der bak. Evet der. Kurban olurum o dine der. Ve kelime-i şehadet getirir. Yani öldürürken diriltiyorsunuz. Yine Hazreti Ömer'in Müslüman oluş hikayesi burada çok güzel bir hikayedir. Hatta eminim Sezai Karakoç şu sözüyle Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu kastetmiştir. İslamı öyle güzel yaşa ki seni öldürmeye gelenler sende dirilsin der Sezai Karakoç. Ve Hazreti Ömer de silahlanarak evinden biliyorsunuz efendimizi öldürmek için yola çıkmıştır. Ama yolda Müslüman olmuştur. Kalbine Allah dokunmuş ve de Darül Erkam'a kelime-i şehadet getirmeye gitmiştir. Bu anlamda fikir hürriyeti, kılıç hürriyeti, kalem hürriyeti saldırmak için değildir. Kurtuluş içindir, kurtarmak içindir, dirilmek ve diritmek içindir. Önce kendini aydınlatmak, sonra dünyayı aydınlatmak içindir. Entelektüelin temel görevi budur der Cemil Meriç. Kendinden başlayarak dünyayı aydınlatmak. Demokrasinin ta kendisidir İslamiyet. Ama batınınkinden çok daha başka bir ruh ikliminde gelişen, çok başka umdelere dayanan bir demokrasi der Cemil Meriç. Bu ülkede... Evet, jurnalden bir iki yine yazı, kısa yazı okuyup sonrasında birkaç söz ve bir genel değerlendirmeyle sizi kendimden kurtaracağım. Bu bütün Kur'anları yaksak e, diye başlayan bir paragrafı vardır. Hiç Okudunuz mu? Avrupa insanı doğuyu tanımaz. Avrupa insanı kalabalıktır. İslam'la Hristiyan Haçlı seferlerinden beri tezle antites. Bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, Batı insanın gözünde Haçlı seferlerinin yalın kılıç ve tekbir getiren cündileriyiz. Bunu durmadan durmadan tecrübe ediyoruz aslında. İşte Daesh, El Kaide, Charlie Hebdo saldırısı. Yani batılıların gözünde biz aslında hiçbir zaman değişmiyoruz. Devamlı onların gözünde buradaki ifadeyle ay seferlerindeki yalın kılıç cündileriz, ordularız. Avrupa'nın bir nevi tezatı idik. Yani kıtayı tamamlıyorduk. Şimdi maymunuyuz. Evet. Yani çağı anlamak, çağın içindeki Müslümanları ve Müslüman bilinci anlamak açısından bence çok önemli bir tespit. Yani hiçbir haysiyeti, hiçbir hikmeti, vücudu olmayan anaznesiz, haysiyetsiz, sırnaşık gölgesi. Avrupa materyalizmine rağmen Hristiyandır. Hristiyanlık doğu ismi anılır anılmaz şahlanı verir işçisi de marksisti de Hristiyandır hep Avrupalının. Durup dururken Hristiyan değildir belki ama Hristiyan bir devletle Müslüman bir devlet arasında bir tercih yapmak gerekince safkan Hristiyandır. Biz Müslüman olduğundan, doğulu olduğundan, Türk olduğundan utanan, acizinden, tarihinden, dilinden utanan şuursuz bir yığın haline geldik. Nermi Uygur Orta Çağ felsefesi okutur. İbn Rüşt'ün adını bile anmaz. Bakın. Üniversitedeki eğitimle ilgili güzel bir örnek. Berke edebiyat tarihi yazar. Endülüs şiirinden habersizdir. Kendi kendine kazık atan efendilerimiz gücenmesin diye hazinelerini gübre ile kamufle eden bir entelijansiya. Evet hazinelerini gübre ile kamufle eden bir intelijansiya. Sonra Kıbrıs davasında Batı insanının bizi destekleyeceğini düşünmek gibi sazan balıklarını kahkahadan çatlatacak bir hamakat diyor Cemil Meriç. Son bir yazı. Jurnal 1'in son yazısı. Ne garip bir oyuncak şu insan. Herhalde bunu da eminim biliyorsunuzdur. Yürür, konuşur ve acı çeker. 70 kilodur. Kendisine ve çevresine ait hiçbir şey bilmez. Bir nevi ızdırap makinesi. İplerini başkaları çeker. Hantal ve şapşal bir robot. Neye sevinir bilinmez. Sınırsız olan yalnız hayalleri ve acı kabiliyeti. Etten bir kafes ve aciz içinde çırpınan bir ruh. Vücut araba akıl arabacı ama gözleri bağlı arabacının arabaya hükmeden atlar. Bu da haklı. Var olmak için yok olmak lazım. Parça bütüne kavuşacak ki hasret dinsin. Bütün musiki, bütün şiir bütün aşk, bu bir çuval kemik, bu asiten, bu aptalca endişeler ne olacak? Ne olacağını bilen var mı? Kader hep oynayamayacağı rolleri yükler insana ve ıslıklar. Alkış sahtekarların. Evet, kitapta, kültürde bütün sevgililer gibi kıskanç. Koparıyor insanı, realiteden koparıyor. Ama asıl realite onlar değil mi? Yahut, realitenin kalan parçası. Her okuyan Don Kişotlaşır. Yani gurur olur, feragat olur. Don Kişot istikbale taşan bir mazi. Hatta bazen tek başına hak ve hakikat. İnsanların zincire vurulmasına tahammülü yok. Zulme tahammülü yok. Don Kişot kanatlı. Kertenkelelere gülünç görünmesi bundan. Comens İsteyerek gitti Hinte. Cervantes isteyerek dövüştü. Bazı kimse zorlamıyordu tüccarla. ama üçü de yenildiler. Yenmek pek umurlarında değildi. Oynuyorlardı. Saadet yaratış diyor Bergson. Yaratmak yani ebedileşmek. Ebedileşmek metamorfozdur. Ebedileşmek için güzelleşeceksin. Tek gözlük Camoens Çolak Cervantes sefaletleri içinde bahtiyardılar. Rothschild kadar bahtiyar. Adeta sefaletleri bir nevi fidye necat. Has bahçeleri vardı. Has bahçeleri. Evet. Bu yazısı da böyleydi. Az önce dediğim gibi aformik bir üslubu var. Cemil Meriç'in sözü çok güçlü bir şekilde söyleyen bir kişi. Kendi otobiyografisini entelektüel bir şekilde yazmış bir isimdir Cemil Meriç. Yani birçok insan otobiyografisini yazmıştır. Fakat o otobiyografiler şurada doğdum, burada okudum Burada şöyle yaptım. Burada böyle yaptım şeklindedir. Değerli metinlerdir. Ve bu örnekler üzerinden bakarsak Cemil Meriç bir otobiyografi yazmamıştır. Ama onun kitaplarına dağılmış kendisini, düşüncesini, duygularını ve bizzat yazdığı kitaplar üzerine düşüncelerini serpiştirdiği cümlelerinden bir araya getirilmiş muhteşem bir otobiyografi ortaya çıkar. Ve ben o otobiyografiden bazı pasajları şimdi paylaşacağım size. Sonrasında ise genel bir değerlendirme ile bitireceğiz. Az önce söylediğim gibi kimim ben sorusuna hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi diyor Cemil Meriç. Jurnal isimli eseri ve yıl 1974. Cemil Meriç'in iki evladı var biliyorsunuz. Biri Ümit Meriç profesör, diğeri ise Mahmut Ali Meriç'tir. Mahmut Ali Meriç'in babası ile ilgili yazdığı bir pasaj var. Burada onu aktarmak istiyorum. Cemil Meriç'in hayatının anlamı kitaplar. Kitaplar yani kitaplarda yaşayan insanlar. Düşünceleriyle, duygularıyla büyük insanlar. Onun her zaman kılavuzu, arkadaşı, dert ortağı. Bazen onlarla beraber düşünür. Bazen onlardan ayrı düşünür. Her sese kulak verir. Her düşünceye saygı duyar. Onlarla diyalog içindedir. Sabırla dinler. Titizce araştırır ve sonra kendisi çıkar sahneye. Bakın bir aşama söz konusu burada bir süreç. Hakikaten entelektüel hayatına baktığınız zaman Cemil Meriç'in çok uzun süren bir çıraklık döneminin olduğunu görürsünüz. Kendisi söyler bunu. 1968'e 70 yılına gelene kadar süren bir çıraklık. Yani 50 yıl, 60 yıl süren bir çıraklıktır. Eserlerini ortaya koymada hiç acele etmemiştir. Şu an mesela 17 yaşında, 16 yaşında hatta 15 yaşında yazarlarımız var. TÜYAP kitap fuarına geçen de gittiğimde ee, aralarda dolaşırken bir baktım herkes kitap imzalıyor. 13 yaşında çocuklar bile kitap imzalıyordu. Ki bir tane Büşra diye bir kız varmış. Yaramaz çocuk muydu? Onun bir e, kitabı var. O kitap üzerinden ha kötü çocuk. Kötü çocuk. O kitabın imza gününde imza gününde sanırım 5000 kişi gelmiş ve izdiham olmuştu. Ne yazıyor o kitapta derseniz ben bir şey demeyeyim. Ama eminim siz anlarsınız. Ki Cemil Meriç İlk eserini kırıklı 50'li yaşlardan sonra vermiştir. Bu anlamda Mimar Sinan'la ben benzetirim kendisini. Mimar Sinan da çok büyük bir mimardır. Aynı zamanda mühendistir. Olağanüstü bir imzadır. Dünya satına atılmış ve de ilk eserini 44 yaşında yapmış bir kişidir. Hiç acele etmemiştir müthiş bir şekilde pişmiştir. Eserlerini pişerken hülyalarında kurmuştur eminim. Osmanlı'nın dört bir coğrafyasına Yeniçeri olduğu için giderek gittiği yerde yaptığı keşifler ve ince, incelemeler üzerinden o biriktirdiklerini 44 yaşından itibaren dünyaya armağan etmeye başlamıştır. Ben geçen Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın hikayesini okumuş ve burada bazı arkadaşlara Sultanahmet Camisi'nin avlusunda anlatmıştım. Ben anlattığımda onlar küçük dillerini yutacak oldu. Ben de okuduğumda. Çünkü Sedefkar Mehmet Ağa'nın Sultanahmet Camisi'ni yapana kadar Osmanlı'daki o eğitim süreci içerisinde yapmadığı hiçbir iş edinmediği hiçbir tecrübe kalmamış. Bahçıvanlıktan sütun sazendeliğe kadar büyük bürokratik görevlerden Rumeli coğrafyasına, Mısır'a, Afrika coğrafyasına kadar dolaştırılmış, pişmiş, bakın yanmış ve onun sonucunda da Sultan Ahmet gibi bir eser ortaya çıkmış. Ve Cemil Meriç de gerçekten hiç acele etmemiştir. O yüzden de onun ortaya koyduğu kitaplar bir facianın hikayesi, ışık doğudan gelir bu ülke. 40 ambar bir dünyanın eşiğinde. Bunlar bu yüzden çok hacimli ve muhteşem eserlerdir. Ama yayınlandıklarında karşılığını bulmuş mudur? Hayır. Bugün bulmakta mıdır? Yine hayır. Fakat işte o uzun süren çıraklıktan sonra sahneye kendisi çıkıyor. Fakat o çıraklığı geçiriyor bakın. Yani o çıraklığı boyunca da konuşurken dikkat ediyor. Saygıda asla kusur etmiyor. Çıraklık sonrası ustalıkta da kusur etmemeye devam ediyor. Bu aslında ilmin terbiye etmesi demektir. Bugün bizim yoksun olduğumuz şeylerden biri de budur zaten. İlmin terbiyesi dediğimiz şeyden yoksunluk. Konuşurken o yüzden çok yukarıdan konuşuyoruz ama çok alçaktan çakılıyoruz. Ki burada da Sezai Karakoç'un "Ey ulu sarıklı hocalar" diye başlayan dizeleri var. Hani yüksekten uçmayı bana öğrettiniz ama bu çakılma meselesini bana öğretmediniz ey ulu sarıklı hocalar der bir şiirinde. Sonra kendisi çıkar sahneye. Onun gür, onun kendinden emin onun yalın, onun kah bilimsel, kah şiirsel üslubu sürükler götürür sizi bir yerlere. Bakın burada kendinden emin ifadesinin altını çizmek istiyorum. Şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu daha çok böyle entelektüellerin konuşmalarında geçerlidir. Siz böyle e, gerçekten güçlü bir cümle kurarsınız. Hemen yaftayı yapıştırırlar size. Bu beylik cümleleri bırak diye. Ya arkadaş ben... İnanarak, bilerek, fethederek bir cümle kuruyorum sana. Sen nereden çıkarıyorsun onun ardının boş olduğunu? Belki o çok dolu ve çok güçlü bir cümle. Yani bir cümlenin aformik olması, çok yukarıdan yüksek bir perdelerin olması onun itibarı görmeyeceği, bilimsel olmayacağı anlamına mı gelir? Eğer esasımız kıstasımız buysa Cemil Meriç'in hiçbir cümlesi bilimsel değildir. Çünkü o kadar emin konuşur. Yanılmaktan korkmaz bakın. İstişare ile ilgili çok güzel bir anlayış vardır biliyorsunuz. İstişare diyorum, istihat affedersiniz. İstihatta doğru yapmaya da yanlış yapmaya da sevap vardır biliyorsunuz hukuka göre. Çünkü siz içtihat ediyorsunuz. Yani içtihat uğrunda bir mücadele ortaya koyuyor. Bununla dertleniyor. Bunun üzerine çalışıyor ve bir hükme varmaya çalışıyorsunuz. Yanlış bile olsa Allah sizi ödüllendiriyor. Çünkü sen diyor benim dinim için değil mi? Cehd ettin, cihat ettin. Ve ben senin cihadının, cehdinin karşılığını elbette veririm. Yanlış bir hükme varsan bile ki insan acizdir. Yanlışa varır. Bazen de doğruya varır. Savaşan bir üslup, rahatsız eden, tedirgin eden ama düşünmeye davet eden, hakikati aramaya çağıran, önerilerini getiren ya da sizi öneri getirme sorumluluğuyla baş başa bırakıveren sarsıcı bir yazı tarzı, bir fikirleri sunuş yöntemi. Şu paragraftan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki bu çağı anlama noktasında bu çağda İslam'ı yaşamak, algılamak ve İslam'a anlatmak noktasında, İslam'a uygun bir dil bulmak noktasında Cemil için yaptığı şeyi yapmaya ihtiyacımız var. Yani kesinlikle hür bir düşünceyle, bir bakışla, kesinlikle hiçbir komplekse takılmadan ve her düşünceden alınabilecek şeylerin olduğu bilinciyle, düşünceden ve düşünmekten korkmadan, başvurarak, alabilecekleri alarak, alınmayacakları ayıklayarak dolaşmak ve de ortaya bal dediğimiz şeyi çıkarmak. Ki bugün genel olarak eksik olduğumuz şeylerden biri ya da içinde bulunduğumuz yanlışlardan biri bu bana göre. Yani ben ilahiyat fakültesini bitirdim. İşte Mimar Sinan'da sanat tarihi, İlahiyat fakültesindeyken gördüğüm şeylerle Mimar Sinan'da sanat tarihinde gördüğüm şeyler arasında çok bir fark yok aslında bakış açısı itibariyle. Çünkü insanların genel olarak düşünceye düşman olduklarını gördüm üniversitede. Yani siz bir e, düşünceye mensupsanız, kendinizi ait hissediyorsanız onun tezatı olarak karşısında olarak ifade edilen şeye otomatik olarak düşman olmaya başlıyorsunuz. İyi de tez antites. Kesinlikle sizin tezatınıza ihtiyacınız vardır varlığınızı inşa etmek için. Çünkü tezatınız sizin görmediğinizi size gösteriyordur. Sizin kendinize bakıp kendinize fark etmediğiniz ve bir paradoksa düştüyseniz kendinize ayna olamadığınız o gerçeği size gösteriyordur. Gösteriyor olabilir. Kesinlikle göster, mey edebilir. Ama en azından ona başvurmanız gerekir. Onu ciddiye almanız önemsemeniz ve değerli kabul etmeniz gerekir. Bugün itibariyle baktığınızda maalesef böyle bir şey yok. İslami camiada da bu yok. Sol düşüncede anti İslamcı diyebileceğiniz bir düşünce varsa onda da yok. Halbuki onda olmaması çok normaldir. Batı çünkü tezatlar üzerinden kendini inşa etmiştir. Modern dünya mesela bana göre inkirazlar dünyasıdır. Modern dünya paradokslar dünyasıdır. Modern insan eşittir bu anlamda paradoksal insandır. Çünkü yaptığı ile söylediği birbiriyle tutmayan insanlarla karşı karşıyasınızdır çoklukla. Çünkü batının tecrübesine baktığınızda Hristiyanlık tecrübesi sonrası Rönesans, Reform ve devam eden Hristiyanlık, Fransız silahlı sanayi inkilabı, Ahlamanlığa ve yine devam eden Hristiyanlık arasındaki sıkışmışlık o tezat batılı insanları mahvetmiştir. Ve bizdeki düşünceye karşı olan tahammülsüzlük menşeye itibariyle kesinlikle Avrupalıdır. Bize ait bir şey değildir. Çünkü bizim ne dinimiz, diyanetimiz ne de o dinin serüveni içerisindeki ilim anlayışımız böyle bir şeyi kabul etmez. Düşünsenize Aristo muallimi evvel kabul edilir. Farabi muallimi sani. Yani insanlığın ilk öğretmeni Aristo'dur. ikinci öğretmeni Farabi'dir. Neden Farabi'ye bu lakap verilmiştir? Hatta batıda eserlerde Farabi olarak ifade edilmez. Farabius, Yani i̇bn Sina mesela Avikenna olarak geçer. Bizim birçok filozofumuz, birçok büyük adamımız Batı'da Batı'ya tanıtılırken, kitapları tercüme edilirken Latinceleştirilmiş isimlerle tercüme edilmişlerdir ve birçok Avrupalı onların Müslüman olduğunu bilmez mesela. Bu da farklı bir tezgah, bir operasyondur. Ve biz bunu da bilmeyiz tabii ki. Eflatun <laughs> Evet. Ya biz Eflatun demişiz ama onun Platon olduğunu biliyoruz. Yani ben ona kesinlikle karşı değilim. Normalde kendi dilinle bir kişiyi ifade etmek. Mesela Platon, Eflatun. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisine de karşı değilim. İkisine de eşit mesafedeyim. Böyle bir şey yaparsanız bir sıkıntı yok. Biz zaten bunu yapmamışız. Ha Farabi'ye Muallim-i sani neden denmiş? Çünkü Aristo'yu öğreten adam, Aristo'yu şerh ederek açıklayan adamdır. Bakın i̇bn Sina'nın kendi sözüdür. Yani Aristo ile ilgili o kadar şerh okudum. Bir türlü anlayamadım. Ta ki Farabi'ye kadar der. Onun Aristo ile ilgili bir şerhini okudum ve Aristo'yu çözdüm der. Farabi bu kadar önemli bir adamdır. Ne yapmıştır? Pagan dünyanın, putperest dünyanın en önemli ilim adamının eserlerini alıp çevirmiştir. Şerhler yazmıştır ve onu bir tık öteye taşımıştır. Bakın düşünceye saygıyı görüyor musunuz? Düşünceye karşı o kadar rahat ki. Yani putperest dünyanın pirinin eserleriyle karşı karşıya kalıyor. Hiçbir komplekse kapılmıyor. Okuyor, çözüyor, öteye taşıyor. Bu Kur'an'ın bize verdiği bir şeydir. Kur'an'ın bize kazandırdığı bir şeydir. Ve Cemil Meriç'te kesinlikle bunu görürsünüz. Hiçbir kompleksi yoktur. Ne doğuya gittiğinde Hint dünyasını bu topraklara taşırken herhangi kompleksi vardır. Ne de batıya. Fransa'nın bütün ee, adet şehirlerini, bütün semtlerini, bütün konaklarını dolaşmış bir adamdır neredeyse. Ve bütün Fransa üzerinden, Balzac üzerinden Avrupa'yı. Ve en ufak bir komplekse kapılmamıştır. Hatta bu ülkeyi nasıl ifade eder Cemil Meriç? Bir medeniyetin muhakemesi ve Asya'nın Avrupa ile hesaplaşmasıdır der bu ülke için. Yani kadim bir medeniyetin Avrupa medeniyeti denilen o batı o sömürgeci medeniyetle hesaplaşması olarak tanımlar bu ülke isimli eserini. Cemil Meriç yine oğlunun ifadesiyle şahsiyetin görünen cemiyet içinde görünmeyen cemiyeti seçip tahtını onun bağrında kurmakla gerçekleşeceğini inanıyor. Görünen cemiyet içinde görünmeyen cemiyetin bağrında tahtını kurmaya aday Cemil Meriç. Cemil Meriç'e göre hoca ile talebe arasındaki ilişki bir komedyadır. Ama Cemil Meriç o komedyayı asilleştirmek arzusundadır. Nitekim bunu da yapmıştır. Fransızca okutmanlığı yapmıştır biliyorsunuz yıllarca Gerçek entelektüel bir zümrenin emir kulu değildir. Gerçek entelektüel bir devrin şuuru olmak zorundadır. Evet. Bu cümleler tam anlamıyla o bu çağda İslam'ın anlaşılmasına entelektüel bir katkı olarak Cemil Meriç'le neyi kastettiğimi ortaya koyan cümleler. Gerçek entelektüel bir zümrenin emir kulu değildir gerçek entelektüel bir devrin şuuru olmak zorundadır. Yani biz Müslümanız elhamdülillah ve bu çağda yaşıyoruz. Eğer şuur olacaksak bu çağın şuuru olmak zorundayız. Bin yıl önceki çağın şuuru olarak bu dünyadaki insanlara seslenemezsiniz. Yapılan çok büyük hatalardan biri bence bu. Bu çağın insanla bakın kabul edelim etmeyelim hepimiz kesinlikle moderniz. Yani modernizme istediğiniz kadar karşı olun arkadaşım. Pantolonu giyiyor musun? Kravatı takıyor musun? Nike spor ayakkabısını geçiriyor musun? Bitti. Televizyonu izliyor musun? O dizlere maruz kalıyor musun? Sabahtan akşama kadar sana gelen entelektüel anlamda, insani anlamda, ahlaki anlamda saldırıya maruz kalıyor musun? Kalıyorsun. O zaman modernsin. Yani hiç kimse bence ben modern değilim diyemez kesinlikle böyle insanlar var. Ama onlar da zaten çok az. Ve onları da kimse bilmiyor zaten. Fakat siz İstanbul gibi bir şehirde yaşayıp ben modern değilim, modern hayatın dışındayım diyemezsiniz. Ben bugün okulda, sınıfta öğrencilere şunu anlattım. 110 sene öncesine geri gidelim dedim. 1905 yılına. Ve siz o zaman da öğrenci olun dedim. Ve bir karşılaştırma yapalım. Bugünkü halle 110 seneki halinizi. Bugünkü hali anlattım onlara. Ki ben çok iyi bir okulda öğretmenim. Kandili Kız sesinde, Sarayın hemen altında. Bir korunun içerisinde. Muhteşem, siteril bir dünya. Sessiz. Ağaçlar, böcekler, börtüler. Hatta tavus kuşları. Sülün kuşları. Gerçekten. Bizi okula giriyorlar bazen. O muhteşem yelpazeleriyle beraber. Dedim şu an burada mükemmeliz. Ama şöyle düşünün. Saat 3'ü 5 geçe zil çalacak ve hepiniz aşağıdaki otobüs durağına ineceksiniz. Otobüs durağında yaklaşık 200 kişi olacaksınız. Ve gelen otobüsleri seyredeceksiniz. Genellikle dolu gelecek. Ama binmek zorundasınız. Binecek, sıkışacaksınız. Sıkıştığınızda kendinize bir özgürlük aranı oluşturmaya çalışıp hep böyle şuraya geçsem, şunu şöyle yapsam, şundan böyle kurtulsam bir gerilimin içerisinde nefes alacaksınız. O gerilimle eve gideceksiniz. Eve gittiğinizde evde akşam boyunca anne babanızdan, televizyondan, şuradan buradan bazı saldırılar altında kalacaksınız. Bütün o yorgunluğunuzun üstüne bir de ders çalışmak zorundasınız. Ve yatacaksınız yorgun bir şekilde ve sabahleyin uyandığınızda aynı cinayet sabah 6-7'de tekrar başlayacak. Maruz kaldığınız şeyleri görüyor musunuz? Gürültü kirliliği, görüntü kirliliği sayısız gerilim. 110 sene öncesine gidelim dedim. Yine İstanbul'dasınız. Bir e, mektebe gidiyorsunuz. Yürüyerek gideceksiniz. Yürürken geçeceğiniz sokaklarda muhteşem cumbalı evlerin yanından geçeceksiniz. Rengarenk. Ve gözleriniz onları görerek yürüyecek. Gözleriniz güzelliği görerek terbiye olacak terbiye ola ola okula gideceksiniz. Sonra okul muhtemelen taş bir bina olacak, kamu binası. Fakat o da taşın konuşturulduğu ve kendisine ruh katıldığı bir bina olacak. Ve muhtemelen etrafı açık olduğu için güneşin en fazla şekilde faydalanıldığı bir bina olacak ve siz güneşle harmanlanarak ve muhtemelen en fazla 3-4 saat ders görerek oradan ayrılacaksınız. Karanlıkla karşılaşmayacaksınız. Halbuki şu an Türkiye'de hangi okula giderseniz gidin gündüz bile sınıflarda elektrik yakılır. Doğru mu? Niye? Çünkü karanlıktır. Çünkü etraftaki binalar gölgelemektedir güneşi. Güneşi kapatmaktadır. Okula gittiniz, öyle bir atmosferde eğitiminizi gördünüz. Sonra oradan eve giderken yine aynı güzel sokaklardan geçerek, terbiye devam ederek evinize vardınız. Evinize vardığınızda sizi aşırı şekilde uyaracak ne elektrik ne ekran ne başka bir şey yok. %100 doğalsınız. Ya toprakla uğraşacaksınız doğal. Ya ağaçla uğraşacaksınız doğal. Ya da ki biliyorsunuz batıllar bize baktıkları zaman aylak tembel insanlar görürler doğulları. Ne yapacaksınız? Tarlaya gideceksiniz. Kendinize bir yer bulacaksınız. Uzanacaksınız. Ve ecdadınızın yaptığı gibi gökyüzünü bir ibadet bilinciyle seyredeceksiniz. Tefekküre dalacaksınız. Hz. İbrahim'in yaptığını yapıp bu benim tanrım olamaz, o benim tanrı olamaz deyip tanrıyı Allah'a bulmaya çalışacaksınız. Bir tefekkür aranızın içerisinde %100 doğal bir şekilde bir ömür süreceksiniz. Dedim hangisi daha güzel? Cevap belli. 110 seneki insanlar dedim, şu an bizle kıyaslandığı zaman kıyaslanamayacak kadar daha mutluydular dedim. Ki gerçekten öyle. Biz İstanbul'da her an her saniye şiddetin başka bir yüzüne muhatap oluyoruz. Ve bugün geçtikçe artıyor. Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İşte bu anlamda bu cümleler İslam'ın bu çağda yaşandığından, bu çağa hitap etmesi gerektiği için bu çağın bütün dillerini bütün düşüncelerini hatmetmeyi, onları süzmeyi, elekten geçirmeyi, bir öze, üsariye ulaşmayı ve oradan yeni bir dil üretmeyi, yeni bir dile ulaşmayı gerektiriyor. Eğer biz gerçekten bu çağa ulaşacak yeni bir dil, dünyaya söylenebilecek yeni bir şey bulamazsak o zaman ne kendimizin kurtuluşu gerçekleşecek ne de dünyanın. Yusuf Kaplan'ın güzel bir Sözünü burada zikredeyim. Dünyaya yeni bir şey söyleyebilecek sadece biz varız ama biz yokuz der. Sadece biz bir şey söyleyebiliriz fakat o biz şu an yokuz. İşte o bizim gerçekleşmesi için düşüncenin bütün türevlerine karşı insanca, özgürce ve kompleksiz bir şekilde yaklaşmak gerekir. Bakın ben... Bakunin'i okudum birkaç sene önce. Tanrı ve Devlet diye eseri var onun. Tanrı ve Devlet'te Bakunin ateizmin havariliğini yapar. Dine saldırır. Hristiyanlık özelinden yola çıkıp bütün dinlere saldırır. Din fikrine saldırır. Ben Bakunin'i okuduğumda acıdım adama. İki şeyle de oldum. Bir, gerçekten acı. İki, farklı bir acı. Dedim ki ya bu adam Müslüman olsaymış. İslam'ın ne neferi olurmuş dedim. İslam'ı ne savunurmuş. Adam dine itiraz ediyor. Gerçekten ikna edici. Din konusunda eğer sağlam argümanlara sahip değilseniz, inancınız kavi değilse ayağınız çok kolay kayar. Çünkü çok güçlü argümanlarla saldırıyor. Çok sağlam bir şekilde çakıyor. Fakat o dini eleştirirken ortaya koyduğu argümanların çoğunu okuduğumda ben güldüm. Neden biliyor musunuz? Çünkü dini eleştiriyor ve alternatif olarak bir şey de sunuyor. Yanlışı budur. Doğrusu bu olmalıdır. Doğrusu dediği her şey İslam'da en güzeliyle var. Adam Hristiyanlığa saldırıyor ama İslam'ın cahili. Aslında dinin cahili. Niye Allah katında gerçek dinin sadece İslam olduğunu söylüyor? Bu durumda din deyince biz İslam'ı anlarız, hatırlarız. Ama işte Bakunin bundan yoksun. Bak Nietzsche Bakunin'den çok daha akıllı bir adam. Deccal isimli eserinde Hristiyanlığa lanet ederken ki biliyorsunuz o kitabın alt başlığı Hristiyanlığa lanettir. Deccal de Hristiyanlığa lanet ederken İslam'a övgüler yağdırır Nietzsche. O Tanrı öldü diyen Nietzsche. Ki ona da bir parantez açayım. Orada Tanrı öldü derken öldürdüğü tanrı Hristiyanlığın tanrısıdır. Ve de aslında kendisi öldürmemiştir. Nietzsche zaten öldürülmüş olan bir tanrıyı çığlık şeklinde ortaya koymuştur. Bütün dünyayı afişe etmiştir. Çünkü artık nihilist bir çağa geldik. Çünkü artık insanlar nihilistleşti demişlerdi demiştir. Bu anlamda Nietzsche nihilizmin kurucusu değildir. Nietzsche nihilizmi varlığını afişe eden kişidir. Gerçek entelektüel bir devrin şuuru olmak zorundadır. Bütün hakikatleri yoklamalı, bütün yalanların maskesini yırtmalı, kalabalığa doğruyu göstermeli, her düşünceye saygılı olmalı, tarafsız olmalı, vuzuhu fethe çalışmalıdır. Evet, son bir söz daha okuyup bitireceğim. Çünkü çerçeveyi çizip içini doldurduğumuzu düşünüyorum. Meramımızı anlatmayı başardığımızı düşünüyorum. Yani bu çağda İslam'ın anlaşılması noktasında entelektüel bir katkı olarak Cemil Meriç'in kattığı şeyin, katacağı şeyin ne olduğunu bu cümleler ve okuduğu metinler üzerine yaptığım açıklamalardan ortaya koyabildiğimi acizane düşünüyorum. Devamlı araştıran, sık sık lügatlere, ansiklopedilere, kitaplara başvuran, notlar alan, çeviriler yapan, özetler çıkaran, biriken malzemeyi fişleyen, dosyalayan, fazla titiz, fazla çalışkan, fazla dürüst bir fikir işçisi. Cemil Meriç. Ve bizim kesinlikle fazla titiz, fazla çalışkan ve fazla dürüst fikir işçilerine ihtiyacımız var bu dünyanın kurtuluşu için. Evet, teşekkür ederim. 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 Sabırla dinledim. Sor. Ee, teşekkür ederim. Ben e, aklım olmadan böyle bir yapmak istiyorum. Tabii buyur. Yani bu tarz hani genellikle benim dikkatimi çeken şu hani, hani diğer mesela işte Necip Fazıl veya Mehmet Akif yani konferanslarında da oluyor. Tamam hani çok güzel, yani iyi yanlarını ortaya koyuyoruz. Hani dediklerinde hepiniz, hepsine katılıyorum. Hani hiçbir sıkıntı yok. Ama hani yani bu adamların mesela hayatları boyunca hani belli bir süreçten geçiyorlar. Hani mesela hiç mi hataları Yani hani Neleri yanlış yaptılar, nasıl bir, bir yoldan buraya geldi. Bunları konuşmak Hani konferansta, hani konferansın biraz konu dışına mı kayıyor? Mesela atıyorum bazı görüştecileri için hani e, bana bana kalırsa yanlış mesela Osmanlı mesela Osmanlı hakkında hani e, o dönem için belki cesurca bazı e, yorumlar yapıyor, analizler yapıyor ama atıyorum mesela Osmanlıyı şey olarak görüyor. İşte hani çok fazla düşüncenin olmadığı aslında ve daha çok hani e, bir hatta şöyle ifade var işte par satın ve işte sonra bir boğa uykusu gibi hani hep hareket halinde ciddi bir aksiyon var ama aslında çok fazla e, düşünce üretilmemiş gibi bağlı e, bazı pasajları var. Yani hani bunun gibi örnekleri şu altabilir veya diğer e, yazarlarda da böyle mesela aynı şekilde mesela Nazım Hikmet konferansına gidiyorsunuz veya işte Necip Fazıl konferansına gidiyorsunuz işte bütün Katılımcılar işte o şöyle böyle işte anlatılıyor hani çok güzel hepsini kabul ediyoruz ama kimse şey söylemiyor mesela hani niye mesela bu e, kişiler bir eleştiri süzgecinden niye hani şu şuna tamam bunlar var ama şu şu noktalarda unutmuyor mesela buralarda yanlış düşünmüşler veya e, böyle demişler ondan sonra e, bu sözlerini değiştirmişler tarzda niye mesela hiç eleştiri süzgecinden geçirmiyoruz. şimdi bunun için e, bir kere yani bu semilerin konusu senin söylediğin şeyin dışında. Senin söylediğin şeyi ortaya koyabilmek için Cemil Meriç'i ve onun düşüncesini kronolojik bir şekilde o akışı vermek gerekir. Aslında burada süre çok sınırlı. Ben normalde şu anda başlangıç noktasına geldim. Şu an başlayacağım nokta tam da senin sorduğun soruyu cevaplandıracak noktaydı. Çünkü Cemil Meriç'in hayatına baktığınız zaman... Mahkemede ben Marksistim diye bağırdığı bir dönem de vardır, ateizme vardığı bir dönem de vardır, ülkücü olduğu bir dönem de vardır ve Batıya geçtiği Avrupa düşüncesi'nin içindeki arayışı oradan Hint'e geçişi o serüveni bir bütün halinde ortaya koymayı isterdim ama burada şey çok önemli ben. Hani diğer saydığın isimlerde de bu vardır ama Cemil Meriç'te çok baskın bir şekilde olduğu için bunu rahatlıkla söylüyorum. Cemil Meriç her zaman için bir arayışın içerisinde olmuştur. Ve onun eserlerine baktığınız zaman bana göre bütünlüklü bir şekilde okursanız eğer doğru bir sonuca varırsınız. Yani bir sözü okuduğunuzda onun orada kastettiği şeyin bir yarısını anlayabilir ama diğer yarısını çok yıllar sonra anlayabilirsiniz. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Ya da onun bir yerde söylediği Osmanlı ile ilgili bir sözü alıp da eğer hani Bektaşi'nin hikayesi olarak ifade edilir burada parçacı bir şekilde atomistik yaklaşımla o cümleden yola çıkıp da Cemil Meriç'in Osmanlı ile ilgili düşüncesinin bu olduğuna varırsanız bu yanlış bir sonuçtur. Çünkü Cemil Meriç üslubundan dolayı Osmanlı için bazen çok böyle hakaretamiz ifadeler kullanır. Ama bazen de göklere çıkartır. Bence onu okuyan insanlara düşen şey ikisi arasındaki dengeyi bulmaktır. Yoksa hani bu Cemil Meriç'in eleştirilecek yönleri yok mudur? Elbette ki vardır. Hem de fazlasıyla vardır. İnsandır. Ama bu çok spesifik bir konudur. O konu üzerinden ...bir sunum, bir anlatım söz konusu olursa... ...onunla ilgili bir derinleşmeye girilir. Ha, bu nedir? Mesela bir belgesel konusudur. Belgeselde onun tezatları ile beraber bir bütün halinde... Cemil Meriç'i ortaya koyarsınız... ...ve o fotoğrafın bütünü çıkar. Ama benim burada bu seminerin kapsamı içerisinde... ...anlatmak istediğim şeyler şu ana kadar söylediklerimdi. Fakat dediğim gibi vakit olsa... Ben onun hayatını, düşüncelerini o doğduğu Hatay'dan o öldüğü zamana kadar ki düşüncenin akışını, o değişimi ortaya koymaya çalışırdım. Koymak da istiyordum. Bakın geçen sene ben Beykoz'da Cemil Meriç'i anlattım bir programda. Ümit Meriç internette dolaşırken bizim programın afişini görmüş orada. Linkini basmış. Beykoz'da şu saatte bir program. Bostancı'da oturur kendisi. Görünce demiş benim buna gitmem lazım. Babam anılıyor. Oradan taksiye atlamış Bostancı'dan Beykoz'a geldi. Ben o esnada konuşuyordum. Ee, bir baktım içeri Ümit Meriç girdi. Şok benim için tabii ki. Şimdi yani o ana kadar rahat rahat anlatıyorum. Şimdi Ümit Meriç içeri girince tabii böyle bir teyakkuz, bir geri çekilme hali. Ve ben tabii ki söyledim dinleyicilere. Dedim işte Ümit Meriç şu an teşrif ettiler. Sürpriz oldu. Bu saatten sonra bu andan itibaren ben Cemil Meriç'i nasıl anlatacağım bilmiyorum dedim. Onun karşısında. Fakat anlatmaya devam ettim. Yani onun serüvenini bir bütün halinde inişli ve çıkışlı şekilleriyle kesinlikle de hiçbir kitaptan metne bakmadan tamamıyla onun sözleri üzerinden ve hayat hikayesini ortaya koymaya çalıştım. Ve programın sonunda Ümit Meriç'ten şöyle bir e, onora edici söz de duydum. Allah'a şükür. E, ben dedi bu ülkede babamı bu kadar e, iyi anlatabilen pek adam Görmedim dedi ve bana sen kimsin dedi. Yani beni tanımıyor çünkü ben tanınan, bilinen bir adam değilim. Ben seni niye tanımıyorum dedi falan. Neyse işte öyle tanıştık orada, konuştuk, ettik. Onun üstüne zaten tekrar konuşmalarımız oldu ve bugün de o yüzden davet ettim. Muhtemelen gelirdi de, kesinlikle çok mütevazı bir insan o anlamda. Tam bir hanımefendidir e, e, bu noktada. Velhasıl orada bu dediği şeyi yapmıştım. Yani onun e, düşünce serüvenini ve hayat hikayesini bir bütün halinde inişli çıkışlı şekilleriyle ortaya koymuştum. Ama tabii ki bu bir eleştiri değildi yine. Çünkü ben şeyi sevmeyen bir insanım. Yani bu Necip Fazıl için de, Nazım Hikmet için de, Tevfik Bikret için de geçerli. Bir... Her insan kendi çağının çocuğudur. Bu çok önemlidir. Yani konuştuğu zaman kime konuştuğu, neyden konuştuğu ve o konuşma noktasına nereden geldiği çok iyi, önemlidir. Cemil Meriç zaten bir yerde onu söylüyor. Bir adamı tanımak diyor, ızdıraplarıyla, acılarıyla ve sevinçleriyle beraber tanımaktır diyor. Bir adamı tanımak onun kitaplarını okumak değildir diyor. Dolayısıyla kim olursa olsun, Hangi düşünce adamını olursa olsun kendi özelinde okuduğunuzda hak vermediğiniz birçok noktaya hak vermeye başlarsınız. Ben o yüzden insanların, hele ki ölmüş olan insanların, üzerinde küllenmiş olan insanların fikirleri konuşurken onlar hakkında hani ölümün arkasından kötü konuşulmaz diye bir edebin gereği olan bir anlayış vardır. Ben kötü taraflarının konuşulması, ortaya konulması ve afişe edilmesindense İyi taraflarının, hani bardağın o dolu taraflarının, hani bizim örnek alacağımız taraflarının, zaten İslam'ın bize söylediği de bu, bu değil midir? Yani hep bardağa dolu tarafından bakmak, yaklaşmak, hep o güzel olanı görmek ve göstermek, güzelliğin peşinde olmak. Şimdi ya ben mesela konuşuyorum, ediyorum burada beni çok seven öğrencilerim var, şu hiç peşimi bırakmayan falan filan sorsanız beni anlattıklarında eminim kelimelere sığdıramayacaklardır. Ya yani çok rahat söyleyebilirim. Mesela şurada iki tane, orada yine iki tane çok eski öğrencilerim var. Yere göğe sığdıramayacaklardır. Ama sorun biraz daha derine inin. Yani ben de böyle çok da hoşlanmadıkları noktalar var mıdır? Biraz deşin çıkar. Sonuçta insanız. Yani insanın hatası vardır. İnsan yanlış da yapar, yanlış da düşünür. Burada önemli olan şey yanlıştan dönebilmektir. Ve Cemil Mir için serüvenine baktığınız zaman yanlışından döndüğü noktalar da olmuştur. Dönemediği noktalar da olmuştur. Ama benim için önemli olan tarafı Cemil Mir için güzel ve bana değer kattığı taraflarıdır. Ben onu önemser ve insanlara onu anlatırım. Onu anlatmanın da bizim için bir misyon olduğunu düşünürüm. Yarın öbür gün, 100 yıl sonra birileri beni anlatacağı zaman eğer anlatırlarsa benim güzel taraflarımı anlatmalarını isterim. Çünkü ben kimsenin kötü taraflarını anlatmadım. Zaten bu İslam ahlakı dediğimiz şeye de aykırı bir şeydir. Yani ben Nazım Hikmet'i de burada anlatsam, Nazım Hikmet'in de elimden geldiğince güzel taraflarını anlatmaya çalışırım. Ha, meseleyi realite bağlamında olduğu gibi koyup sağlıklı bir zemine oturtmaya çalışırım ama yani onu bir hain, onu bir alçak, onu bilmem ne üzerinden değil de yani onun kavgası üzerinden mesela anlatmaya çalışırım. Bakın Cemil Meriç Nazım Hikmet için şunları söyler ki bence en doğru tespiti yapmıştır. Nazım Hikmet'i bu kadar büyük yapan şiiri değildir der. Kavgasıdır der. Şiiri o kadar büyük değildir der. Kesinlikle de katılıyorum. İsmet Özel'in şiiri bana göre onla çarpar Nazım Hikmet'i ki solcular bunu zaten kendileri söylemişlerdir. İkinci Nazım demişlerdir biliyorsunuz İsmet Özel'in solcu olduğu zamanlarda ki Nazım Hikmet'i çok fazla geçmiştir şiir anlamında. Ama Nazım Hikmet'i bu kadar büyük yapan davasıdır, kavgasıdır. Batının sahip çıkmasına sebep olan şey de şiiri falan filan değildir. Davasıdır. Ha nedir? Bunu ortaya koyarsınız. Yani onun memleketle ilgili o hasretini dile getirdiği şiirler ne kadar insaniidir, değil mi? Ne kadar içerden yakalar ve ne kadar önemlidir. Ondan biz olabildiğince iyi tarafları e, bence öne sürmeye çalışalım. Kötü tarafların üzerini olabildiğince örtmeye çalışalım ki Mevlana biliyorsunuz. Kusurları örtmede gece gibi olmamızdan bahseder. Hazır Şebi Arus mevsimiyken Mevlana'yı da bu vesileyle anmış olalım. Toprağa bol olsun diyelim. Diğer seyircilerlere de bekledik teşriflerimizi. Kendinize iyi bakın.